you know you could. Değerli izleyiciler, Kocaeli TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tülay Yazıcı, bugün de sizlerle birlikteyim. Bugün stüdyomda yine çok değerli bir konuğum var. Muharrem Köse'yi hepiniz yakından tanıyacaksınız. Psikolojik danışman ve aile danışmanı kendisi. Şehrimizde uzun yıllardır görev yapıyor. Sıkça da bizim programlarımızı ziyaret ediyor. Değerli bilgilerini ve tecrübelerini bizlerle paylaşmaya devam ediyor. Bugün cinsel işlev bozuklukları ile ilgili sohbet edeceğiz. Çok hassas, çok kritik konulardan bir tanesi. Ancak yaşamımızı etkileyen bir durum cinsellik. O nedenle bu konuyla ilgili tüm merak ettiklerimizi Muharrem Köse'ye soracağız. Cevaplarını almaya çalışacağız sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz öncelikle. Şimdi alanınız çok geniş tabii ki ve alabileceğimiz bütün bilgiler de yaşam kalitemizi arttıracak bilgiler gerçekten. Evet. Bundan önce birçok alan üzerine sohbet ettik. Bugün cinsellik üzerine konuşacağız. Bu alanda sizin özellikle eğitimleriniz var. Bu alanda da hani kendinizi donanımlı hale getirmeyi çok istediğinizi, istekli olduğunuzu biliyorum. Ancak konu çok hassas olunca böyle biraz öteledik falan ama bugün, evet, bugün cinsellik konuşacağız. Şimdi cinsellik gerçekten yaşamımızda çok önemli bir etken. Bu konuyla ilgili öncelikle neler söylemek istersiniz? Cinsellik neden önemlidir? Biraz bize aktarır mısınız? Aslında cinsellik öyle bir kavram ki yani ailelerle çalışırken baktığınızda üç önemli temel noktadan, yani ilk üç içerisinde sayabileceğimiz önemli kavramlardan bir tanesi. Fakat baktığınızda etrafınıza, kendi yaşantınıza, başka bir yaşantılara baktığınızda cinselliğin yok olduğunu görürsünüz. Sanki böyle bir kavram hiç yok. İnsanlar hiç böyle bir şeyi yaşamıyorlar. Hayatlarının hiçbir noktasında böyle bir farkındalığımız yok, böyle bir hayatımız yok. Tamamen yok sayılmış, ötelenmiş, halının altına süpürülmüş ve hiçbir şekilde konuşulmaması gereken, olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir kavram olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ve baktığınızda ailelerin yaşadığı problemler içerisinde de bu cinsellikten kaynaklı ya da cinselliğin bir şekilde yol açtığı problemlerinde hiç de azımsanmayacak noktada olduğunu görüyorsunuz. Bir şekilde etkiliyor. Yani siz karı koca olarak yaşadığınız problemler mutlaka ve mutlaka hayatınızın farklı alanlarını nasıl etkiliyorsa cinsel yaşantınızı da bu şekilde bir şekilde etkiliyor ve onu olumlu ya da olumsuz bir şekilde yaşamanıza yol açıyor. Şöyle bir baktığınızda nedir yani cinsel yaşam ya da cinsel hayat diye sorduğunuzda ya da cinsel sağlık dediğimizde ne anlıyoruz? Belki buna bakmak gerekiyor. Aslında çok basit ve çok net bir tanım yaptığımızda cinsel yönden kişinin her yönüyle tatmin olması ve bunu sağlıklı bir şekilde, keyifli bir şekilde, devamlılığı olan bir şekilde sürdürüp yaşayabiliyor olması. Bu şekilde diyebiliriz. Peki cinsel işlev bozukluğu nedir diye düşündüğümüzde, yani evet sağlıklı bir cinsel yaşam ama sağlıksız bir cinsel yaşam ya da cinsel işlev bozukluğu adı altında tanımlayabileceğimiz şeylerin ne olduğunu düşündüğümüzde de ya da bunu bir tanımı, bunu net bir tanımını yapamıyoruz. Yani şudur deme şansımız yok ama onun için de çok genel bir tanım yaptığımızda kişilerin sağlıklı bir şekilde cinsel yaşamlarını devam ettirememesi, bunu sürekli bir hale getirememesi olarak çok genel bir tanım yapma şansımız var. Evet. Şimdi başlarken dediniz ya hani çok böyle konuşmadığımız, gündemimizde olmayan, halının altına süpürdüğümüz alanlardan bir tanesi. Hakikaten bize öyle öğretildi. Ayıp, günah, yanlış, çirkin gibi öğretildi. Bunların çok etkisi var. Peki bu söylediğinizden şunu çıkarabilir miyiz? Yani biz ailemizin içinde de cinsellikle ilgili herhangi bir şeyi konuşabilir miyiz? Mesela çocuklarımız olduktan sonra özellikle daha da dikkat ederiz. İşte birbirimize dokunmamıza, sarılmamıza, öpmemize, hani o bir şey hissetmesin, anlamasın çocuklarımız diye de dikkat ederiz. Bütün bunlar yanlış mı yoksa kaldığımız yerden devam etmek gerekir? Olması gerektiği kadar. Yani çocuğunuz olduktan sonra çocuklar bir kadın erkek ilişkisinin nasıl yürümesi gerektiğini, karı koca ilişkisinin nasıl yürümesi gerektiğini, bunu detaylarını, ayrıntılarını, sınırlarını, olması gerekenleri, neyin nerede yapılması gerektiğini öğrendikleri, gördükleri alan ailelerdir.
O yüzden anne babalarından ilk bunları öğrenmeye başlar ve ilk uygulama alanında anne babaların yaptıkları davranışlar ve hareketlerden yola çıkar. Hep şunu söyleriz biz. Çok başka bir noktadır ama biz işte çocukluklarımızı sevemeyiz. Özellikle erkeklerin söylediği bir şeydir. Çünkü bizim babalarımız bizi hiç sevmedi. Çünkü o babalarımızdan bir sevgi görmediğimiz için sevgiyi nasıl ifade edeceğimizi, nasıl karşı tarafa aktaracağımızı, nasıl seveceğimizi bilemeyiz. Çocuğumuzu sevemediğimiz gibi eşimizi de sevmekte zorlanabiliriz bu anlamda. Bunu çok sık duyduğumuz şeylerden bir tanesidir bu. Çünkü işte baba sevmemiş ya da sevgiyi göstermemiş. Seviyor, sevmez mi? Mutlaka çok seviyor. Fakat o sevgiyi göstermediği için, o sevginin nasıl gösterileceğiyle ilgili bir ortamı yaşamadığından sevgiyi göstermenin böyle bir yol yöntemi olduğunu düşünüyor. Ya da sevgi gösterme denen şeyin böyle olduğunu düşünüyor. O yüzden belli bir noktaya kadar, evet, ama bu belli bir noktaya kadar dediğimiz şey anne babanın işte yan yana durması, el ele tutuşması, birbirine sarılması apayrı bir şey ama belli sınırlar ve yaşıyla doğru orantılı olmakla birlikte belli kuralların mutlaka ve mutlaka olması gerekiyor. Hı hı. Tabii ki anne babalar şunu asla ve asla unutmaması gereken, konuşulmaması gereken bir konu olarak hep bizim karşımıza çıkıyor cinsellik. Fakat anne babalar çocukların bunu nereden öğrenecekleriyle ilgili bir soruyu hiç unutmamaları gerekiyor. Yani bu çocukların aklına bu gelecek. Hı hı. Ve bu soru aklına geldiğinde anne baba bunu nerede öğrenecek? Nasıl çocuklar bunu nasıl öğrenecekler? Anne babalarından öğrenmek zorunda. Çünkü özellikle günümüz inanılmaz bir kirli bilgi çağı. Yani çocuk internete girdiğinde birçok bilgiyle karşı karşıya kalıyor. Aynen. Ve çocuklarımız bize göre çok daha seri, çok daha faal bir şekilde interneti kullanabiliyorlar. Ve kullandıklarında da karşılarına bununla ilgili devasa bir bilgi ortamı çıkıyor. Ben Google amcaya soruyorlar hemen diyorum. Aynen. Ve Google amca hiçbir filtre uygulamadan bize bir sürü bilgi veriyor. O yüzden o kirli bilgiye ulaşmamak adına ve bu konuyla ilgili meraklarını giderebilmek adına ilk kaynağın ne olursa olsun anne baba olması çok gerekiyor. Doğru. Ne olursa olsun ve çocuklar bu konunun bir tabu olmadığı, bu konuyla ilgili anne babalarına soru sorabileceklerini mutlaka ve mutlaka hissetmeleri, bilmeleri, cebine koymaları gerekiyor ki bir soru akıllarına geldiğinde evet ben anne ve babama bu konuyla ilgili soru sorabilirim. Fakat bu şu anlama gelmiyor tabii ki. İşte çocukların yanında istediğiniz gibi konuşun. Yaşlarıyla doğru orantılı cevaplar. Yani girdiğim belki biraz bunu açmak gerekiyor. Çocuğunuz size hangi yaş itibariyle neyi soruyorsa o yaş itibariyle anlayabileceği şekilde ona sorular. İşte ben nasıl oldum? En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ben nasıl doğdum? Şimdi buna bir yetişkinin anlayacağı şekilde ya da bir yetişkin bakış açısıyla cevap vermek gerekmiyor. Sadece işte bu 3 yaşındaysa annenin karnında olduğun demek bu kadar. Aynen ya da anne ve baba birbirlerini çok sever, evlenirler ve çocukları olur demek yeterli olabiliyor. Hı hı. Bütün bunlara baktığınızda onları sorularını cevaplayabilen anne babaların karşısında olması, meraklarını gideriyor olması, ilerleyen yaşta kontrolsüz, sağlıksız ve erken yaşta cinsel deneyimlerin ve cinsel yaşantıların da önüne geçmiş oluyor. Onu frenlemiş oluyor. Çünkü merak duygusu inanılmaz bir şeydir ve sürekli insanı dürter. Çok doğru. Ve o merak duygusunu tatmin etmek için de her şeyi yapabilir. Tabii ki. Ve dediğim gibi günümüz dünyası bu konuda çok daha çabuk ulaşılabilir oldu. Yani limitleri ve sınırları olmayan bir noktada eğer anne baba bunu kontrol edemiyorsa ve çocuk doğru bilgiyi anne babadan almıyorsa maalesef merak duygusunu hiç istemediğimiz şekilde, hiç istemediğimiz noktalardan tatmin edebilir. Evet. Bir de hani üstü kapalı söylemler olabiliyor. Yani merakı daha da arttıracak şekilde cevap verilebiliyor. Ya da hani sen şimdi bunu sus, sen bunu konuşamazsın daha senin işte yaşın kaç, başın kaç denmesi. Bunların hepsi de çok olumsuz etkiler yaratıyor yani çocukta. Yani orada o zaman ya çocuğun yanında konuşmamak gerekiyor ya da o çocuğun anlayacağı şekilde uygun bir dille mutlaka çocuğa bir açıklama yapmak gerekiyor. Aileler şöyle bir şeyi gözden kaçırıyorlar aslında. Biz çocuklarımıza cinsel eğitim vermiyoruz diye düşünüyorlar. Ya da cinsellikle ilgili, kadın erkek farklılığıyla ilgili
karı kocalıkla ilgili, aile olmakla ilgili bir bilgi vermediklerini düşünüyorlar ama çocuklar bir ailenin ortasında yaşıyorlar ve yaşadıkları ailede bütün bunları gözlemliyorlar. Bütün bunları görüyorlar ve sünger gibi hepsini çekiyorlar. Ve bunu çektiği sürece de ama dışarıya nasıl çıkacağını bunu bilmiyoruz tabii ki. O yüzden anne babalar bu bilgiyi verdiklerinin farkında olması gerekiyor. Çünkü biz ilk bütün yaşantımızda her şeyi anne babamızdan bir şekilde öğrendik. Cebimize koyduk. O cebimize koyduğumuz bilginin üstüne diğer farklı katları çıktık. Ama çok temel anne babadan aldığımız bilgiler üzerine. Tabii ki bu aslında ilerleyen dönemlerde cinsellikle ilgili yaşadığımız sorun ve sıkıntıların büyük bir kısmı işte bu yavaş yavaş çocukluğumuzdan itibaren çıkmaya başladığımız katların hayatımıza bir şekilde yansıması. Oradan cebimize koyduklarımızın bazen hayatımızı çok zorlaştırdığını, çok sıkıntı yaşadığımızı görüyoruz. Çünkü cinsel hayatımız bir anda bakıyorsunuz ki kabusa dönüşmüş. Çünkü işte korkular, kaygılar, endişeler, o çocuklukta öğrendiğimiz bir takım yetersizlik duyguları, aklınıza gelebilecek birçok şeyi ilerleyen yaşlarda hepsini tek tek karşımıza çıkıyor. O yüzden cinsellik ve çocuk dediğimizde belki bunu biraz daha detaylandırmamız gerekiyor. Üzerinde durulması ayıp, yasak olarak değil ama sınırları ve kuralları olan bir kavram olarak hayatımızın içinde olduğunu çocuklara anlatmamız gerekiyor. Çok doğru. Bir de şeyi mesela ben şimdilerde kızımda şunu yaşıyorum. Önceden hep soruyordu işte ben neredeydim anne diye. Karnımdaydın diye anlatıyorum. Mesela kardeşinin doğumunda da gördü. Karnımdaydı. Sonra doktorlar onu karnımdan çıkardı falan. Hepsini yaşadığı için çok da güzel kafasında oturdu. Ancak geçen gün çok enteresan bir şey oldu. Çok evlendiğimiz ilk yıllarda oturduğumuz evin önünden geçtik. Fatih'le böyle hani işte ne kadar güzeldi, işte ev ne kadar değişmiş, ağaçlar büyümüş falan diye böyle konuşurken Işıl'ın dikkatini çekti. Anne ben bu evde oturmadım mı dedi. Ben neredeydim, ben niye yoktum falan dedi. Biz böyle kaldık tabii. Şimdi nerede olduğunu nasıl anlatalım. Sen daha gelmemiştin dedik. Bu sabah da bana şöyle dedi. Anne dedi ben gelmemiştim ya dedi hani size o evde otururken. Peki ben dedi o zaman neredeydim dedi. Yani gelmeden önce neredeydim? Hani gerçekten çocuklar çok soruyorlar. Hep ötesini. Ve hep ötesini tabii ki yaş büyüdükçe işte o yaşıyla doğru orantılı derken söylediğim bu. O yaş itibariyle onu evet yeterli oluyor. Bunu söylediğinizde benim karnımdaydın ve doktor amcalar seni çıkardı dediğinizde bu yeterli oluyor ama biraz büyümeye başladığında artık daha detaylanmaya başlıyor. Anne babalar bu sorular karşısında tabii ki yaptıkları ilk şey panikliyorlar. Yani bu soruya sanki cevap veremeyeceklerini düşünüyorlar. Paniklediğinde de çocuk ilginç geliyor çocuğa. Ya diyor ki bu ne oldu şimdi ben konuşurken normalde böyle konuşmazdı. Böyle bir kızardı, bozardı, kaçamaklar farklı cevaplar verdi anlıyorlar. Falan. Oradan onun üstünden yürümeye başlıyor. Çünkü işte o merak duygusu orada gidiyor. Aslında orada bir açıklama yapmak gerekiyor. Yani biraz işte annenin karnında yumurtalar var. Çok küçük yumurtalar bunlar. O yumurtalarda duruyorsunuz ve zamanı geldiğinde oradan çıkıyorsunuz şeklinde. Biraz daha detaylandırıp anlatmak mümkün. Aynen öyle. Peki. Şimdi çocukluk dönemine döneceğim çünkü orası gerçekten çok önemli. Bununla birlikte cinsel işlev bozuklukları arasında kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı yaşadıkları çok farklı sorunlar oluyor tabii. Evet. Bunlar arasında sanıyorum kadınların en çok yaşadıkları vajinismus. Evet. Değil mi? Çok yani da duyuyoruz. Çok yoğun. Çeşitli merkezler hani tek seansta çözüm, üç seansta çözüm falan diye. İşte spotlar, internete girdiğinizde reklamlar. Yani her yerde var. Bu da şunu düşündürüyor. Ciddi manada yaşanılan bir sorun sanıyorum. Aslında bu ciddi manada yaşanılan bir sorun. Aynı zamanda da ciddi anlamda insanların suistimal edildiği bir alan. Ne yazık ki. Yani çünkü biz az önce dediğim gibi yani cinsellik dediğinizde, cinselliği bir ifade ettiğinizde cinsellik bir defa iki kişi arasında yaşanan ve bütün kurallarını iki kişinin belirlediği, iki kişinin keyif aldığı bir faaliyet, bir etkinlik olarak değerlendirilmesi gerekiyor ve tarafların tam anlamıyla kendilerini keyifli, mutlu, huzurlu hissettikleri, duygusal anlamda da tatmin olmuş, fiziksel anlamda da tatmin olmuş bir durum, bir ortamın yaratılması gerekiyor. Şimdi sadece işte bir seansta tedavi, iki seansta tedavi diye düşünülür veya
tedavilere baktığınızda tek bir noktaya odaklanan bir süreci bizim karşımıza getiriyor. Ama biz şunu söylüyoruz aslında, hani tenlerin temas etmesinden ziyade yüreklerin temas etmesiyle ilgili bir durumdur cinsellik. Hı hı. O yüzden onun ötesinde başka bir kavramdır. Çünkü insanların en mahrem anlarını yaşayabildikleri alandır ve bu alanın bir bütün olarak değerlendirilmesi ve bir süreç olarak değerlendirilmesi gerekir. Yani sadece tek bir noktaya odaklanmayıp bir yolculuğa çıktığınızı ve o yolculuğun her bir anından keyif aldığınızı düşünüyor olmanız gerekiyor. Ama bir kadın vajinismus yaşıyorsa eğer, vajinismus yaşadığında o süreçten keyif almayacaktır. Çünkü eninde sonunda bir noktaya gelecek ve o noktanın kendisi açısından çok sorun ve sıkıntı olacağını düşünecektir. O yüzden o yolculuğun keyifli bir hal aldığını anlayabildiği, onu kavradığı, onu hissedebildiği bir süreci yaşayabilecek noktaya getirmek gerekiyor vajinismusta da. Bunun için uygun tedavi yöntemleri var ama öyle bir seansta, iki seansta olabilen şeyler maalesef değil. Ama vajinismus %100 tedavisi ve çözümü olan bir şeydir. Durum değil mi? Bir durum, evet. Bununla ilgili bir sorun yok. Peki vajinismusa neden olan şey nedir temelde? Aslında neden olan şey birçok şey var tabii ki ama yani çok özü itibariyle düşündüğünüzde vajinismusa büyütülme esnasında özellikle kadınların canları pahasına korumaları gereken bir kavramla karşı karşıyalar. Hiçbir şekilde, hiçbir ne olursa olsun bu konuyla ilgili konuşulamıyorlar bile. Her halükarda yasaklanmış, her halükarda ötelenmiş, yok sayılmış bir durum. Ve bir anda, bir gece diyorlar ki tamam bu bitti, artık sen özgürsün ve istediğin gibi, hatta eşinin istediği gibi bir kadın, onu çok mutlu edecek, tatmin edecek, göklere çıkaracak bir kadın olacaksın. Bu pat diye olmuyor tabii. Şimdi 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl tamamen bunu baskılıyor. Yapılmaması gereken bir şey olarak bizim karşımızda. Hep duruyor. Ve ondan sonra bir anda serbest olmayabiliyor. Hı hı. O zaman vajinismusla karşı karşıya kalıyoruz. Aslında vajinismus dediğimiz vajinanın istemsiz bir şekilde kasılarak, kasların kasılarak penisin giriş çıkışını engelleyen bir durum. Böyle bir durumla karşı karşıya ve burada çok önemli bir nokta, kadının istediği veya kontrol edebildiği bir şey değil. Tamamen kendi kontrolü dışında gelişen bir durum ve hiçbir şekilde o kasları kendisi işte gevşetemiyor ya da kontrol edemiyor. Bunun için mutlaka bir uzmandan destek yani, alınması lazım. Bunun için hocalara falan gidenler duyuyoruz yani, değil yani mi? Bir işte yöntem, dediğim gibi bunu bir sadece ve sadece o nokta üzerinden eğer şey yaparsanız, kurgularsanız, evet hocaya da gidebilirsiniz. Anestezik ilaçlar, nazara geldiler falan derler. Anestezik ilaçlar altında ameliyat olanlar ya da anestezik ilaçlarla bu işi yapmaya gerçekten çalışanlar. Tabii tabii bunlar var. Ameliyat olanlar var. Aklınıza gelebilecek birçok farklı durum, yöntem, teknik, tedavi, işte hocalara gidenler vesaire. Fakat bunların hiçbiri bizim en başta söylediğimiz cinsellik açısından baktığımızda bir bütün olarak hem fiziksel hem sosyal hem kültürel anlamda kişinin keyif aldığı bir cinsel yaşantıyı kişiye vaat etmiyor. Çünkü o korku hep devam ediyor ve o süreç yani sadece olmuş oluyor ama arkasından, çünkü şunu biliyoruz biz, 30 yıla kadar vajinismusla yaşayan vakalar var. İki tane çocuk doğurmuş vakalar var. Bu nasıl mesela mümkün? Ben bunu sormak istiyorum. Bu bir şekilde olabiliyor. Fakat işte dediğim gibi sadece penis ve vajenin buluşması. Onun ötesinde başka bir keyifli bir cinsel hayatları olmuyor. Ve bu ilişkiye bir şekilde. Çünkü bizde cinsel işlev bozuklukları dediğimizde ya da cinsellikle ilgili durum dediğimizde aslında belirgin bir sıkıntıya yol açana kadar ya da çok bariz ortaya çıkana kadar herhangi bir yardım alınmıyor. Herhangi bir şey hep üstü örtülüyor, yok sayılıyor. Sanki hiç yaşanmıyormuş gibi davranılıyor. Hiç kimseyle bu anlamda konuşulmuyor. Konuşulduğunda da aslında en büyük sıkıntımız belki de burada başlıyor. Bizim mitlerimiz ve hurafelerimiz var cinsellikle ilgili.
Yani inanılmaz mitler ve hurafeler var. O mit ve hurafeler üzerinden de bir yol haritası çıkarılmaya çalışılıyor. İş daha da çıkmaz bir hale alıyor. Daha da sıkıntı büyüyerek devam ediyor. Vajinismus tamamen kadının sorumluluğunda ve kadının suçuymuş gibi değerlendiriliyor. Sanki kadın istemiyormuş gibi, kadın kaçıyormuş gibi, bir mazereti varmış gibi aklınıza gelebilecek birçok problem karşınıza çıkıyor. Ve bu tabii ki karı koca ilişkisini de etkiliyor. Yani cinsellik aslında her alanıyla karı koca ilişkisini bir şekilde etkileyen, bir şekilde oraya temas eden bir sorun ya da bir kavram. Ama vajinismus da kadın günah keçisi oluyor o ilişki içerisinde ve çok ciddi karı koca problemlerinin yaşanmasına yol açıyor. Bazen aileler düzeyinde etkileniyor ve iş devreye girmeye başlıyor. O yüzden yani bir vajinismus durumu olduğunda keyifli ve rahat bir cinsel ilişkiye girilemiyorsa, bir cinsellik yaşanamıyorsa eğer, o zaman bunun neden olduğu ile ilgili bir uzmana gitmek. Bence ilk yapılması gereken bir kadın doğum uzmanına gitmek. İlk adım budur, değil mi? Evet, ilk adım bir kadın doğum uzmanına gidip herhangi bir sorun ve problem var mı? Fizyolojik olarak bir rahatsızlık var mı? Bunu mutlaka ve mutlaka bir kontrol edilmesi, bir değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer fizyolojik olarak herhangi bir rahatsızlık yoksa bu konuyla ilgili çalışan uzmanlardan mutlaka ve mutlaka destek alınması gerekiyor. Bu şöyle bir şey, cinsel işlem bozuklukları ile ilgili. Gerek vajinismus, gerek diğer farklı cinsel sorunlarda şu unutulmaması gerekir. Bu sorun bir kişinin sorunu değildir. Yani bu sadece kadının sorunu ya da erken boşalmayı konuştuğumuzda erken boşalma sadece erkeğin sorunu olan bir sorun değildir. Bu çiftin sorunudur. Karı kocanın birlikte yaşadığı bir sorundur. Çünkü biz şunu söylüyoruz, cinsellik bir ilişkidir. Ama ilişki dediğimizde kişiler arası ilişkiden bahsediyoruz. Siz konuşmuyorsanız, iletişim kuramıyorsanız, karşınızda bilgi alışverişinde bulunamıyorsanız, karşınıza isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı, beklentilerinizi aktarmıyorsanız ve anlatmıyorsanız, karşınızdakinin bunu bilme, bunları öğrenme, aynı zamanda korkularınızı, endişelerinizi, kaygılarınızı aktarmıyorsanız, karşı tarafın bunları bilme ve buna göre davranma şansı yoktur. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka cinselliğin aslında bir ilişki, bir iletişim faaliyeti olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Hı hı. Bir süreçtir ve o sürecin uygun şekilde organize edilebilmesi için kişilerin mutlaka ve mutlaka konuşabiliyor olmaları, birbirlerine bu bahsettiğimiz hem beklentilerini, hem kaygılarını, hem endişelerini, hem korkularını, hem isteklerini anlatıyor olmaları çok önemli. Biz şöyle söylüyoruz aslında, cinsellik dediğimiz şey iki kulak arasında yapılan bir faaliyettir. Yani beynimizde yapılan bir faaliyettir. Siz beyniniz buna uygun ortam ve şartları yaratamıyorsanız ve buna konsantre olamıyorsanız cinsellikten keyif alabilme şansımız yoktur. Evet. Peki şimdi az önce de söyledik ya, nereye gittiğimiz, doğru adrese ulaşıp ulaşmadığımız da burada çok önemli. Bilgi kirliliğinin çok olduğundan, tabii, yanlış insanların istismar edildiğinden bahsettik. Hı hı. Şimdi ilk adım olarak bir kadın doğum uzmanıyla görüşülmesi şart vajinismus için konuşuyorlar. Ondan sonra gideceğimiz yerde neye dikkat etsin insanlar? Yani hangi bu konuda çalışmış bir uzmanlı olup olmadığına mutlaka ve mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Doktor, psikolog, psikiyatrist falan mı olması gerekiyor? Cinsel işlev bozuklukları ile çalışan bir uzmanın olması bu anlamda önemli. Yani bu konuda bir eğitim almış olması önemli bir nokta. Az önce söylediğim gibi bunu işte bir an önce bitirmek değil, sağlıklı bir şekilde bu süreci organize edebilecek birinin olması gerekiyor. Yani sizin hadi geldiğiniz bir seansta
vajinist musunuzu bitirdik. Yani bir seans mutlaka ve mutlaka siz bir seans yapıyorsanız ikinci bir kontrol seansını yapmak zorundasınız zaten. Yani bir seansta bitirdim diye bir durum söz konusu olmaz. O yüzden uygun ve bilimsel yöntemleri kullanıp kullanmadığı ile ilgili kişilerin araştırması ve tatmin olması gerekiyor. Peki şimdi bizim toplumumuzda hani bunları konuşmak zaten bir sıkıntıdır. Hı-hı. Yani baktığınızda sadece sohbet etmek bile sıkıntı. Kaldı ki insanlar gidecek X birine, hiç tanımadıkları birine, hı-hı, çok özel olan bu sorunlarını anlatacaklar. Bir de bunun çözümlenmesi aşaması var. Evet. Şimdi orada hani nasıl bir süreç işliyor? O insanların gerçekten tüm özeline mi giriliyor? Ödevler, tabii, mi veriliyor? Ödevler. Yani nasıl bir süreç orada var? Bütün, onu da anlatır mısınız? Bütün bir süreci öğrenmesi gerekiyor danışmanın. Sizin ifadenizde bütün detaylarıyla öğreniyoruz. İşte kişinin geçmişi, nasıl büyüdüğü, nerede büyüdüğü, ailesinin tutumu, davranışları, ilk cinsel deneyimleri, bütün aklınıza gelebilecek soruları bu anlamda soruyoruz. Ne olduğunu soruyoruz, ne şekilde olduğunu soruyoruz. Ve peşi sıra bir takım ödevlendirmeler veriyoruz. O ödevlendirmelerle adım adım basamak basamak süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeleriyle ilgili bir yol haritası çıkarıyoruz. Ama şöyle bir şey yapıyoruz. Bir adım bitmeden ikinci bir adıma geçmiyoruz. Önce o bir adımı sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini istiyoruz. İstediğimiz bir takım görevlerimiz var. O istediğimiz şeyi yapıyor. Birinci adımı atıyoruz. Ondan sonra ikinci adım. Ondan sonra üçüncü adım. Ondan sonra dördüncü adım. Böyle bir basamak basamak. Ama burada yaptığımız, mesela ilk yaptığımız şeylerden bakış açılarını değiştirmeleriyle ilgili bir talepte bulunuyoruz. Yani hem kadının hem erkeğin bu sorunun, kadın ve erkeği birlikte alıyoruz çünkü. Böyle bir şeyimiz var. Eşleri birlikte alıyoruz. Ve bakış açılarını, bunun bir ikisinin sorunu olduğunu, sadece kadının, sadece erkeğin sorunu değil, ikisinin sorunu olduğu ve bu sorunun üstesinden gelebilmek için ikisinin birlikte hareket etmeleri gerektiğini. Burada bir bakış açısında bir değişiklik. İkinci bir değişiklik, sonuç odaklı değil de o sürecin çok önemli olduğu, çok değerli olduğunu anlamaları için bir bakış açısı değişikliği orada geliyor. Çünkü bütün vücutlarıyla, bütün bedenleriyle birlikte olmalarıyla ilgili bir derdimiz ve isteğimiz var. Orada çok temel ve önemli bir bakış açısı değişikliği gerekiyor. Çünkü burada işte kadın neden rahatsız oluyor, bu kadar irite olmasının sebebi, bu kadar gergin olmasının sebepleri neler, bütün bunları detaylı bir şekilde, bu kadar korkuyor olmasının sebebi neler, bunu erkeğin de anlayabiliyor olması ve ona göre davranabiliyor olması gerekiyor. O yüzden daha sakin, daha yumuşak, daha birbirlerini anlayan, o korkunun üstesinden gelebilecek adımları nasıl atabilecekleri, o kontrolün bir süre kadında nasıl olabileceğiyle ilgili küçük küçük ev ödevlerimiz oluyor, adımlarımız oluyor. Onları yapmalarını sağlıyoruz ve sonuca doğru gidiyoruz. Hı hı. Yaklaşık bir 5-10 seansımıza oluyor. Evet. Başarı oranı nedir peki Muharrem yani Bey? Burada çok ekstrem, arkasında başka psikiyatrik rahatsızlıklar yoksa eğer. İşin böyle bir boyutu tabii var, o boyutu da var. O zaman daha farklı bir durum çıkıyor ama %100'dür. Yani herhangi bir ilaç vesaire bir şey kullanmaya gerek yok, olan hayır, bir durum değil mi? Hayır, herhangi bir ilaç kullanmasına, dediğim gibi herhangi bir tıbbi müdahaleye, cerrahi müdahaleye, anestezik herhangi bir ilaç kullanmasına gerek olan bir durum değil. Dediğim gibi ama ilk değerlendirmede eğer bir psikiyatrik durum varsa o zaman bir hekime biz de yönlendiriyoruz. Hı hı, peki. Şimdi piyasada böyle çokça ilaçlar falan da duyuyoruz. Cinsel isteği arttıran falan, hı hı, hani böyle bir sürü şeyler duyuyoruz. Hani toplumumuzda bu durum çokça yaşanıyormuş gibi bir his de geliyor insana. Hı hı. Ya da işte evlilik belli bir yıl aşamadan sonra biraz daha rutine biniyor. O çok böyle ihtiyaç dahilinde gibi oluyor. Hani sizinle sohbet ederken şimdi biraz önce anlattıklarınızdan yola çıkıldığında aslında keyif veren, insana huzur veren, güzel, birlikte yapılan, hı hı, bir faaliyet olarak değerlendirilmesi gerekiyor ama bir süre sonra o bir gerektiği zaman yapılacak bir şeymiş gibi bir hale bazen, geliyor. Bazen bir görev haline geliyor. Çoğu zaman bir performans gövde gösterisi alanı, bir arena gibi değerlendiriliyor. Böyle çok farklı anlamlar yükleniyor. Aslında çok basit. Yani çiftlerin sevgilerini ifade ettikleri, birbirlerine yüreklerini açtıkları, çok özel anlar yaşadıkları bir süreç.
Böyle değerlendirmek gerekiyor. Çok fazla, çok başka başka anlamlar yüklemek gerekmiyor. Seni seviyorum demenin başka bir yolu. Anladım. Peki şimdi hani biz böyle bir sorun varsa gerçekten bir psikolojik danışmana ya da psikoloğa ihtiyaç duyuyoruz ya. Bence bu da çok önemli bir şey. Cinsel isteksizlik hissetmek genellikle kadınlarda çokça duyuyoruz. Özellikle çocukları doğduktan sonra. Bu biraz da toplumsal olarak yani anne rolünün daha baskın olup kadın olma rolünü birazcık daha unutmasıyla alakalı gibi geliyor bana. Bununla birlikte yorgunluğun artması, günlük işte evdeki ya da iş yaşamındaki performansının yüksek oluşunun evdeki performansını azaltmasıyla da ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ama böyle yani benim cinsel isteksizliğim var diye de gelebilir mi insanlar? Tabii bunun ki. Üzerine de çalışmalar yapılabilir mi? Bunun üzerine de çalışmalar yapılabiliyor. Aslında biz cinsel işe bozukluklarını çalışırken çok temel bir şeyimiz var, kriterimiz var. Ne zamandan beri bu var? Yani birincil ve ikincil dediğimiz bir durum var. Birincilde eğer kişi çok bildim bileli ben böyleyim diyorsa bu işte ergenliğinden beri devam eden bir süreç, ilk cinselliği keşfettiği andan itibaren ya da keşfetmesini beklediğimiz andan beri böyle bir durum varsa, cinsel isteksizlik ya da bir soğukluk varsa bu başka bir durumu beraberinde getiriyor. Bazen de sizin söylediğiniz gibi özellikle doğumlardan sonra, yaşam içerisindeki bir takım değişikliklerden sonra, işte yas durumları, kayıplar vesaire bir takım durumlar olduktan sonra bizim karşımıza cinsel isteksizlikler çıkabiliyor. Bu mutlaka bu gibi durumlarda da bir uzmana danışılması gerekiyor. Burada şöyle bir durum çıkıyor ortaya karşımıza. Genellikle ikili bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Biz böyle bir durum geldiğinde ilk sorduğum sorulardan bir tanesi, ilişkiniz nasıl? Çünkü ilişkinin iyi ya da kötü olması, ilişkide yaşanan bir takım durumlar, hayatın içerisinde sizin saydığınız işte iş yoğunlukları vesaire bir takım şeyler sizin mutlaka ve mutlaka cinsel hayatınıza da olumlu ya da olumsuz bir etki de bulunuyor. Bunlar cinsel hayatı etkiliyor ve cinsel isteksizliği ortaya çıkarabiliyor. Aslında baktığınızda üçte bir oranında hemen hemen dünyada yapılan araştırmalara baktığımızda üçte bir oranında kişilerin hayatlarının belli dönemlerinde cinsel işlev bozukluklarıyla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Yani ya bir cinsel isteksizlik ya vajinismus ya erken boşalma benzeri bir takım sorunlarla karşı karşıya olduğunu görüyorsunuz. Bu çok yaşantınızın içinde olağan ve normal bir şey. Bizim mit ve hurafeler dediğimiz şeylerden bir tanesi şudur. Özellikle erkeklere yüklenen, erkeklere atfedilen bir şey vardır. Erkekler daima cinsellik, daima seks yapmak isterler. Ben de şöyle bir soru soruyorum. Yani siz yarın ödemeniz gereken çok yüklü bir çekiniz var ve kasanızda hiç paranız yok. O akşam seks yapamayabilirsiniz. Aynen öyle. Patronunuzdan çok ciddi anlamda fırça yemişseniz ve eve gelmişseniz o akşam seks yapamayabilirsiniz. Çok yorulmuşsanız o gün işte, o gün böyle seks yapamayabilirsiniz. Eşinizle tartıştıysanız o gün seks yapamayabilirsiniz. Böyle bir zorunluluk, böyle bir gereklilik yok. Fakat bu hemen bir cinsel isteksizlik olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Ama belli bir süre boyunca eğer bu devam ediyorsa, bu en az biz bir 6 ay boyunca, bu devam ediyorsa o zaman bir uzmandan yardım almak gerekiyor. Kadınlar içinde bu şekilde değerlendirilmesi gereken bir nokta. İlişki burada çok önemli ve temel bir nokta. Çünkü işte doğum yaptıktan sonra vücudunu beğenmiyor, kendisini beğenmiyor. Annelik çok fazla şişmeye başlıyor. Dikkat ve konsantrasyon tamamen oraya kayıyor. Artık bu bir takım şeyleri engellemesi gerektiği ve bütün enerjisini, bütün dikkatini çocuğuna vermesi gerektiğiyle ilgili bir endişeye kapılıyor. Çok yoğun çalışıyorsa iş stresi bunu engelleyebiliyor. Birçok etken olabiliyor. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka bir uzmanla görüşülmesi gerekiyor. Peki bir de şey de duyuyoruz. Mesela bazılarıyla da sohbet ederken bu konu, bu hassas konu açıldığında tiksinti verici bir şey ya da ben hiç sevmem, hiç hoşlanmam diyenler de duyabiliyoruz. Bu tiksinti verebiliyor değil mi belli bir zamandan sonra? Evet, belli bir zamandan sonra. Yani belli, bu dediğim gibi yine bazen bu çok erken yaşlarda başlayan, yani cinsellikten tiksinti duymayla ilgili bir durum karşımıza çıkabiliyor. Bazen de yaşam içerisinde oluşan herhangi bir sebepten dolayı, bir hastalık yaşanması, ilişkide yaşanan bir olumsuzluktan, bir tacize uğramak ya da aklınıza gelebilecek herhangi bir sebepten dolayı
kişilerin cinsellik, yani soğukluğun ötesinde tamamen tiksinti duyma noktasında, isteksizliğin daha ötesinde bir durumla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu bence biraz daha karşı tarafla olan ilişkinin boyutuna da bağlı. Tabii tabii. Yani ilişkinin boyutu, kırgınlıkların yoğun olduğu bir ilişkide hani böyle çok da heyecanla beklemez herhalde bir insan. Bazılarında da aşırı cinsel istek olabiliyor mesela. Evet. Bazen hani böyle gazetelerde falan denk geliyoruz, çok da gülüyoruz. Haydar Zümen sağ olsun bizi çok güldürüyor. Bu böyle bir, yani bu bir kısmı tabii ki şiir efsanesi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi özellikle erkekler bu bir performans göstergesi olarak. Ama gerçekten bazen çiftler arasında yaşanan en temel ve sıkıntılı durumlardan bir tanesi de bu çiftlerin isteklerini denk getirememekle ilgili. Bazısı çok yoğun ve çok istekli oluyor. Bazısı da o istek ve yoğunluğa karşılık veremeyecek durumda oluyor. Bu kadın ya da erkek de farklı farklı oluyor ama daha yoğun bir şekilde aşırı cinsel istek talebi erkeklerden geliyor. Bu erkeklerde bunun oranını biraz daha fazla görüyoruz. Biz ilişki içerisinde bunun dengesini oturtmaya ve iki tarafında bunu keyifli ve huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Yani kadınlar için özellikle söylemek istiyorum. Bu belli bir zamandan sonra böyle olur, yani hep böyleydi diye düşünmemek, bunun üzerine biraz kafa yormak lazım diyebiliriz. Yani cinsel isteksizlik var bende, bu böyle artık gider gibi yani bakmak da çok anlamlı değil. Şöyle bir mit vardır mesela, efsane bir şey vardır. İşte insanlar ergenlikte ya da 18, 20, 30 yaşına kadar çok aktif bir cinsel hayatları vardır. Ondan sonra bu cinsel hayat tam eskisi kadar ya da o yaşlardaki kadar keyif alınmaz gibi bir şey vardır. Bu tamamen bir şehir efsanesi, böyle bir durum söz konusu değildir. Dediğimiz gibi cinselliği bir süreç olarak değerlendirdiğinizde, baktığınızda her yaşta ve her dönemde cinsellikten keyif alır, mutlu olur, bir hali vardır, bir yanı vardır. Bu tamamen sizin bakış açınızla, eşinizle birlikte paylaştıklarınızla, eşinizde neleri hissettiğinizle çok alakalı bir durumdur. Bazen de hani birileri çok sinirliyse, çok kendini kontrol edemiyorsa falan hemen oraya yorulur mesela. Yani hani bu anlamda sıkıntı yaşıyorsa işte sinirli, öfkeli olabilir, kaygılı olabilir diye bir düşünce vardır. Gerçekten bir insana böyle psikolojik bir etkisi var mıdır cinsel anlamda doyumlu bir hayatının olmayışının? Ben böyle bir araştırmayı çok umadım. Açıkçası yani tabii ki bu ihtiyacı gideremiyor olmak ilişki içerisinde yani partneriyle arasında sorun yaşamasına yol açar. Yani kadın ya da erkek bir keyifli, mutlu, huzurlu bir cinsellik yaşayamıyorsa bu cinselliğiyle ilgili eşiyle bir problem yaşamasına, evliliğinde, ilişkisinde sorun yaşamasına yol açar. Çünkü diyor ki benim böyle bir ihtiyacım var ve bu ihtiyacımı karşılayabileceğim yegane kişi sensin ama bu ihtiyacımı karşılamak için bana yardımcı olmuyorsun. Tabii ki burada bir problem çıkıyor. Onların arasında ciddi gerilimler oluşabiliyor, bir sorun çıkabiliyor ama bu diğer yaşam alanlarına yansır mı? Bundan çok emin değilim. Aslında bunu daha önce de konuşmuştuk ama tekrar etmek istiyorum bu sohbetin içerisinde. Bazen hani bazı evlilikler çok uzun yıllar sürer. Aslında baktığınızda çok iyi anlaştıkları şeyler yoktur ama hep böyle bir düşünce vardır. Yani bunların cinsel yaşamları çok iyidir ki devam ediyoruzdur. Yani cinsel yaşamın çok iyi olması birçok problemin de üstesinden gelinebileceğinin bir göstergesiymiş gibi ya da onları bertaraf edebilecekmiş gibi. Bir etkendir bir aslında baktığınızda. Yani problem yaşanırken diğer tarafı ayrı tutup yatak odasında çok keyifli, çok mutlu bir hayatları olabilir. Ama evliliği yegane sürdürebilecek, işte cinsel hayatları çok iyi olduğu için bu evlilik sürüyor deme şansımız yok. Evliliği sürdürme noktasında sağlam ayaklardan bir tanesidir. Çünkü biz ilişkiye baktığımızda, evliliklere baktığımızda cinsellik önemli ayaklardan bir tanesidir. Yani olması gerekir ve bunun iki taraf için de iyi ve mutlu hissettirecek bir ayak olması gerekiyor. Evet, bu ayak varsa, yere sağlam basıyorsa bu önemli bir noktadır. Fakat bunun dışında başka noktalarında olabiliyor olması gerekiyor. Aksi takdirde sadece cinsellik çok iyi diye ilişki
devam etti. Yürümez. Yani tek taraflı zaten. Tek taraflı yürümez. Yani mutlaka baktığınızda başka noktalardan beklentileri, isteklerini karşılayan, kendilerini iyi hissettikleri farklı alanları mutlaka ve mutlaka o ilişki içerisinde vardır. Buna ilave cinsellik de iyidir. Ama diğer alanlarda sadece bir cinsellik ayağa kaldıysa o yıkılıp gider zaten. Çok doğru. Peki cinsel işlevi bozukluklarını konuşmaya devam edeceğiz. Kadınlar üzerine konuştuk ama biraz da erkekler üzerine konuşacağız. Hani kadınlarla ilgili olan konular gene kadınlar arasında konuşulan, tartışılan, sohbet edilen, önerilerde bulunulabilen alanlar. Hı-hı. Ancak erkeklerle ilgili olan kısımlar neredeyse tamamen üstü kapalı. Erkekler pek konuşmuyorlar kendi aralarında. Erkekler de kendi aralarında konuşuyorlar ama sanırım sorunları çok fazla ifade etmek istemiyorlar. Çünkü işte o güç kaybı, o dediğim gibi performans inanılmaz onlar için önemli ve değerli bir şey. O yüzden kendilerinde sorun varsa konuşmayı sevmiyorlar. Çok sevmiyorlar. Cinsel açıdan çok güçlü olmak, çok becerikli olmak, çok yetenekli olmak bu ne demekse. Bu çok tartışılır bir şey tabii ki. Olmak zorundaymış gibi bir algı var. Dediğim gibi bu iki kişilik bir şeydir ve iki kişi kendisini o ortamda mutlu ve huzurlu hissediyorsa, keyifli hissediyorsa ve bu sürdürülebilirse bu güzel ve keyiflidir. Çok doğru. Devam edeceğiz. O halde erkekler üzerine de sohbet edeceğiz. Sevgili izleyiciler, konuğumuz Muharrem Köse. Ekranlarını yeni açanlar için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Aile danışmanı ve psikolojik danışman kendisi. Cinsel işlev bozuklukları ile ilgili sohbet etmeye devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra burada olacağız. Temizlik zor değil mi? Evet. Tişörtün haline bakarsak annen için hiç de kolay olmayacak. Hiç de bile makine yıkayacak. Keşke o kadar kolay olsa. Ama böylesi bir kir için ekstra bir çaba harcamam gerek. Yeni Alo sıvı deterjanla gerekmez. Gelin verin de. Hadi deneyelim. Sadece bir kap yeterli. Nasıl? İşte ideal beyazlık. Hem de en ufak bir tortu bile kalmamış. Yeni Alo sıvı deterjan, göz alıcı temizlik. Tortu bırakmadan. Şölenine hazır mısınız? 6-12 yaş arası çocukların sünnet edileceği şenliklerin hazırlıkları tamamlandı. 4 Ağustos Salı günü açılış töreni belediye önünde saat 10'da kortej yürüyüşüyle başlayacak. Saat 10.30'da ise namazgah mesire alanında şenlik gerçekleştirilecek. Çocuklar için oyun alanları, ikramlar ve sürpriz hediyeler olacak. Kandıra Belediyesi Sünnet Şöleni 4 Ağustos Salı günü namazgah mesire alanında. Sünnet Şöleni'ne tüm halkımız davetlidir. Ünal Köken, Kandıra Belediye Başkanı. Temizlik zor değil mi? Evet. Tişörtün haline bakarsak annen için hiç de kolay olmayacak. Hiç de bile makine yıkayacak. Keşke o kadar kolay olsa. Ama böylesi bir kir için ekstra bir çaba harcamam gerek. Yeni Alo sıvı deterjanla gerekmez. Gelin verin de. Hadi deneyelim. Sadece bir kap yeterli. Nasıl? İşte ideal beyazlık. Hem de en ufak bir tortu bile kalmamış.
Yeni Ali sıvı deterjan, göz alıcı temizlik. Tortu bırakmadan. Hayatınızda yeni bir fark. Darıca Park AVM açıldı. Artık Kocaeli yepyeni AVM'siyle hayatına yepyeni bir fark kattı. Darıca Park AVM'de dünya markalarına kolayca ulaşabilecek, en lezzetli yemekleri yiyebilecek, en eğlenceli alışverişin farkına varacaktınız. Dostlarınız veya ailenizle siz de Darıca Park AVM'ye gelin, alışverişin keyifli dünyasıyla hayatınızda yeni bir fark yaratın. Darıca Park AVM. Sağlıkta VM dönemi başlıyor. VM Medikal Park Ağustos'ta Kocaeli'de açılıyor. VM Medikal Park Kocaeli. 444-4484. Sıradaki model tüm Toyota severlere geliyor. Bu yazın en hit modeli Corolla. Şimdi Toyota Corolla 52.950 liradan başlayan fiyatlar ve 900 lira taksitle. Üstelik taksitlere Şubat 2016'da başlama fırsatı ve ilk 3 ay %4 akaryakıt hediyesi de sizin. Ayrıntılı bilgi Toyota.com.tr'de. Bu fırsatlardan yararlanmak için sizi Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Toyota Plaza Kocaeli Kaya, E5 Karayolu üzeri, Yeni Bursa Yolu Kavşağı, İzmit Kocaeli'de. Telefon 0262 335 38 71. Temizlik zor değil mi? Evet. Tişörtün haline bakarsak annen için hiç de kolay olmayacak. Hiç de bile makine yıkayacak. Keşke o kadar kolay olsa. Ama böylesi bir kir için ekstra bir çaba harcamam gerek. Yeni Alo sıvı deterjan da gerekmez. Gelin verin de. Hadi deneyelim. Sadece bir kap yeterli. Nasıl? İşte ideal beyazlık. Hem de en ufak bir tortu bile kalmamış. Yeni Alo sıvı deterjan, göz alıcı temizlik. Tortu bırakmadan. Değerli izleyiciler, Kocaeli TV ekranlarında yaşama dair tüm hızıyla devam ediyor. Muharrem Köse konuğumuz, kendisi aile danışmanı ve psikolojik danışman. Bugün cinsellik üzerine sohbet ediyoruz kendisiyle. Bildiğimiz birçok yanlış bilgiyle ilgili bizleri aydınlatmaya çalışıyor Muharrem Bey. Vajinismus'u konuştuk, toplumumuzda çok sıkıntılı durumlardan bir tanesi dedik. Ancak tedavisi mümkün, sizin de merkezinizde uyguladığınız bir yöntem. İzleyicilerimize de tavsiye edebiliriz. Kocaeli'de Muharrem Köse'ye de ulaşabilirsiniz sevgili izleyiciler. Yüz yüze psikolojik danışmanlık merkezi olarak devam ediyor. Kaç yıldır bu arada merkezimiz var? Bizim 2005'ten bu yana Kocaeli'de 10 yıldır faaliyetlerimiz. Nice seneleriniz olur inşallah. Yüz yüze psikolojik danışmanlık merkezi olarak da internetten bakabilirler. Facebook üzerinden yine Muharrem Köse olarak da ulaşabilirsiniz kendisine. Peki şimdi vajinismus'u konuştuk ama erkeklerde de tabii ki farklı cinsel işlev bozuklukları karşımıza çıkıyor. Bunların en başında neler geliyor? Bize biraz aslında erkeklerde en yoğun karşılaştığımız iki sorundan bir tanesi erken boşalma, biri de sertleşme problemleri. Çok yoğun bir şekilde karşılaştığımız bizim problem olarak karşımıza çıkan erken boşalma. Erken boşalma dediğimizde aslında erkeklerin kabusu gibi bir durum, böyle bir şey. Çünkü o kadar yanlış bilgilendiriliyoruz, o kadar yanlış bilgilerle donanıyoruz ve erkekliğe yüklenen, aslında baktığınızda bütün cinsel işlev bozuklukları ile ilgili literatür erkek bakış açısıyla donanmış ya da o bakış açısıyla doldurulmuş bilgilerle var olmuş bir yapı. Buradan yola çıktığımızda aslında dünyadaki bu cinsellikle ilgili bakış açısı da çok erkeklerin bakış açısı üzerinden kurgulanmıştır ve inanılmaz bir performans ve başarı odaklı bir şeydir. Peki ben mesela geldiğinde sorarım erken boşalma üzerinde de başarı nedir, performans nedir, işte partnerini mutlu etmek nedir diye. Genellikle bu penisin vajenin içinde ne kadar uzun kalmasıyla doğru orantılı bir cevap gelişti. Ne kadar uzun kalırsam o kadar başarılı bir erkeğim ya da performansım o kadar. Peki siz 30 dakika hiç boşalmazsanız eşinizin buna tepkisi ne olur
diye sorduğumuzda bunu hiç düşünmemiş oluyorlar genellikle. Yani bu bir anda başka bir şey. Çünkü bu seferinde partneri bundan çok mutlu ve memnun olmayabilir. O yüzden tekrar en başta söylediğimiz şeye geliyoruz. Aslında cinsellik dediğimiz şey iki kişiyle yapılan bir kavramdır. Tek kişinin kurguları, tek kişinin istekleri, tek kişinin hayalleriyle yapılabilen, var edilebilen, sürdürülebilen bir kavram değildir. Bir süreç değildir. Mutlaka ve mutlaka kadının ve erkeğin bu anlamda isteklerini, arzularını, endişelerini, korkularını dile getirdiği, beklentilerini dile getirdiği, oturup konuşabildikleri ve iki tarafın mutabık kaldıkları noktalar üzerinden sürdürdükleri bir durum olmalı, bir süreç olması gerekiyor. Erken boşalma da işte tam bu noktada acaba benim performansım ne kadar olacak ve nasıl olacak? Endişeleri ve kaygılarının yoğun bir şekilde ortaya çıktığı, o performans kaygısının, performans anksiyetesinin ortaya çıktığı bir durum olarak bizim karşımıza çıkıyor. Baktığımızda her erkeği, her 10 erkekten 7'sinde bunu hayatlarının belli bir döneminde görebiliyoruz aslında. Yani bu kadar yaygın. Bunu kimseyle, az önce sizin söylediğiniz gibi, birbirleriyle çok fazla konuşmadıklarından bilmiyorlar ve hep başkalarının bu konuda çok muazzam bir hayatı olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir şey, yani sorarım mesela şöyle bir şey, ortalama bir sevişme süresi ne kadardır, seks ne kadar sürer? İşte 20 dakika sürer ama bu saatlerce ya da sabahlara kadar süren bir faaliyetmiş gibi algılar insanlar. Ama başlamasıyla bitmesi toplam 20 dakikadır ortalama, dünya ortalaması böyle bir rakamdır. Baktığınızda erken boşalma ile ilgili olarak da şunu söylüyoruz, işte dünya ortalaması 5 dakikadır. Yani ille bir saat, bir kronometre tutacaksak ki biz bunu asla ve asla istemeyiz ve bir erken boşalma tedavisi esnasında da böyle bir zaman ve saat tutmayla ilgili bir şeyimiz yoktur. Çabamız ve beklentimiz yoktur. Çünkü orada çok temel aslında erken boşalma dediğimiz şey bizim kişinin boşalma dürtüsünü kontrol edememesiyle alakalı bir durumdur. Yönetebilir mi bu süreci? Bu süreci yönetebilir. Yönetmesiyle ilgili çeşitli çalışmalar vardır. Bu çalışmaları uygun bir şekilde, bu egzersizleri uygun bir şekilde yaparsa tekrar vajinismus'ta olduğu gibi söylüyorum. Arkada başka bir psikiyatrik herhangi bir sorun ve sıkıntı yoksa bu süreci yönetmeyi öğrenebilir. Ürolojik herhangi bir problem olabilir mi? Tabii ki ürolojik de olabilir. Onu mutlaka geldiklerinde soruyoruz. Bir üroloğa gittiniz mi? Fizyolojik bir rahatsızlığınız var mı? Önce bunlara bakılması tabii lazım değil mi? Tabii ki ben her halükarda bu bir sorun olup olmadığı ile ilgili ya kadın doğum uzmanına ya da bir üroloğa mutlaka ve mutlaka gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer fizyolojik herhangi bir rahatsızlık yoksa biz devreye giriyoruz ve bu anlamda o dürtüyü kontrol etmekle ilgili onu kontrol edip keyifli ve sağlıklı bir hale getirebilmek adına çalışmalar ve egzersizler yapıyoruz. Burada baktığımız aslında üç aşamalı bir durum var. Bir hiç daha en ufak uyarılmayla boşalma anı, bu ileri derecede erken boşalma dediğimiz kavram. Bazen penis vajenden içeriye girer ve işte bir dakika içinde ortalama maksimum boşalır. Bu orta derece ve bazen de işte girer ve bir süre, bir dakikadan biraz daha uzun bir süre vajen içinde kalır. Buna da erken boşalma olarak değerlendiriyoruz. Ve bir adım adım, az önce vajinismus'ta ifade ettiğimiz gibi adım adım devam eden bir süreç ve bu süreci yönetmelerini istiyoruz, öğrenmelerini istiyoruz. Burada da mutlaka ve mutlaka eşle birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Çünkü burada da aynı şekilde bu sadece erkeğin yaşadığı bir problem değil, kadının da yaşadığı bir problem. Kadının da bakış açısı, kadının da beklentileri, kadının da isteği, erkeğin de bakış açısı, erkeğin de beklentileri, erkeğin de isteği. İkisini ortak bir şekilde değerlendiriyoruz. İkisinin de birbirinden ne beklediğini, ne almasını, nasıl bir süreç yaşamaları gerektiğini birbirine anlatıyoruz. Bir aslında öğrenme sürecini burada gerçekleştiriyoruz ödevlerimizle birlikte. Ve büyük oranda da erken boşalmayı kontrol altına alıp öğrenilmiş bir süreç olarak hayatlarına devam edebiliyorlar. Burada tabii neden oluyor bu erken boşalma? Bir bakıyorsunuz bazen bir uyum problemi olarak
bizim karşımıza çıkıyor. Yani çiftler arasındaki bir uyum problemi olarak karşımıza çıkıyor. Bazen çok küçük yaşlarda, işte ergenlik döneminde çok yoğun, kontrolsüz mastürbasyondan kaynaklı, işte bu mastürbasyon işte arada, derede çok hızlı, kimseye yakalanmadan yapılması gereken bir faaliyet olduğu için orada boşalma kontrolü, ne kadar hızlı boşalırsanız o kadar iyi bir şey. O yerleşiyor ve beyin bu komutu alıyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bazen kişinin performans kaygısı, performans anksiyetesi çok yükselebiliyor. İşte bir her şey yolunda giderken bir ilişki esnasında erken boşalıyor. Sonra bir daha erken boşalıyor, bir daha erken boşalıyor. Bir bakıyor ki eyvah ben erken boşalıyorum diye. Ondan sonra performans kaygısıyla birlikte tamamen boşalmaya odaklı olduğu için hep söylediğimiz o süreç yerine sadece ve sadece sonuç odaklı olmaktan kaynaklı. Evet ya ben boşalırsam, çünkü bir güzel bir şey yaşayacak, keyifli bir şey yaşayacak, bir süreç yaşayacak, eşiyle çok özel anlar yaşayacak ama onun aklında o güzel yaşayacağı süreç yok. Onun aklında sadece ve sadece ya boşalırsam, ya boşalırsam zaten hani o 40 defa derseniz olurmuş hikayesi. Bir anda bir bakıyorsunuz ki kişi o kendi kendine gerçekleştiren kehanet olarak bizim karşımıza çıkıyor ve boşalıyor. Çünkü aklında başka bir şey yok. O süreçle ilgili, yaşadığı güzel anlarla ilgili hiçbir noktayı göz önünde bulundurmuyor. Sadece oraya odaklı bir hali oluyor. Bazen bakıyorsunuz eşine çok kızıyor, öfkeleniyor ve eşine kızgınlığı ve öfkesini bu şekilde ortaya çıkarabiliyor. Erken boşalarak ortaya çıkarabiliyor. Bu da bir bizim açımızdan etken olabiliyor. Bazen işte gençlik çağlarında üst üste birkaç defa cinsel ilişkiye girebilirken yaş ilerledikçe bu düşüyor ama gençlik çağlarında bu sık tekrar yapabildiği için kontrolle ilgili mekanizmayı gözden kaçırabiliyor ya da o mekanizma bozulabiliyor. Ama ilerleyen yaşlarda bunu sağlayamayabiliyor. Bunlardan kaynaklı ortaya çıkabiliyor ama baktığınızda bunun da dediğim gibi eğer fizyolojik ve ciddi anlamda bir psikiyatrik arka planı yoksa tedavisi mümkün olan bir durumdur. Yine vajinus mustaki gibi 5 ya da 10 seans gibi tabii, yani bir süreç. Yani bir basamak basamak gidiyoruz ve her bir basamağın net olarak uygulanabilir oluyor olması ve o bakış açısının mutlaka ve mutlaka değişiyor olması ile ilgili bir durum söz konusu. Eğer kişi bakış açısını değiştiremeyecekse bu sürece hiç başlamasın zaten. Yani onu söylüyoruz. Çünkü biz en çok uğraştığımız veya belki en çok üzerinde çalıştığımız noktalardan bir tanesi bu. O bakış açısıyla ilgili farklı bir değerlendirme yapmak, o bakış açısını bildiğimiz, öğrendiğimiz bir takım şeylerden alıp başka bir noktaya çevirebilmek, bunun bir süreç olduğu, keyifli bir şey olduğu, iki eşler arasında yaşanır bir şey olduğunu anlatmak mutlaka önemli. Bunun onun kişiliğiyle alakalı olmadığı, onu iyi ya da kötü birisi yapmadığını, onu zayıf, güçlü yapmadığını mutlaka kişiye anlatmamız gerekiyor. Orada bir bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. Erken boşalma ile ilgili şöyle bir nokta da var. Bazen partnerler arasındaki uyumsuzluktan kaynaklı kişiler erken boşaldıklarında düşünebiliyorlar. Yani bir bakıyorsunuz ki kadın orgazmla ilgili sorun yaşıyor. Orgazm olamıyor. Her dakika ya da her an çiftler orgazm da olamayabilirler. Kadın için de erkek için de bu böyle bir durum. Ve bu seferine kadın orgazm olmakta güçlük yaşıyorsa ya da orgazm süresi uzuyorsa bu seferinde erkek diyor ki ben erken boşalıyorum. Ama bakıyoruz ki erken boşalma değil, sorun başka bir alanda. Böyle bir durum. Bir bakıyoruz orada mesela şöyle bir şey de çıkıyor. Bunun sebebine bakıyoruz. Kadın da diyor ki ama yani çok biz başladığımızda çok bir ön sevişme yapmıyoruz. Ve hemen akabinde cinsel birleşmeye geçiyoruz. O yüzden de ben keyif alamıyorum ve orgazma ulaşmak ya da bundan keyifli bir süreç yaşayamıyorum diyor. Bak, aslında ortadaki sorun sadece konuşmamak ve iletişimle ilgili bir sorunu
başka başka bu yerlerde başka başka sorunlar üzerinden arıyoruz ve belki buna kucak dolusu paralar, zaman ve enerji harcanarak bu sorun çözülmeye çalışılıyor. Hı hı. Bilgi her yerde olduğu gibi burada da çok önemli evet. bir etken yani. Yani bu çok boyutlu bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Erkekler yine benzer bir şekilde bazen de hayatlarının belli dönemlerinde bu da hiç azımsanmayacak oranlarda sertleşme problemiyle de karşılaşabiliyorlar. Bu da aslında erken boşalmada olduğu gibi. Dediğimiz gibi burada tamamen beynin aslında kontrol etmesi ve yönetmesiyle ilgili bir sorun ve sizin beyniniz başka şeylerle odaklıysa, başka şeylere yoğunlaşmışsanız bir anda cinsellik hayatınızda birkaç basamak geriye gider ve birkaç basamak geriye gittiğinde istediğiniz gibi bir cinsel hayatınız olmayabilir. Sertleşme problemi de bununla birlikte bizim karşımıza çıkıyor. Az önce söylediğim gibi işiniz çok yoğunsa, çok stresliyseniz, eşinizde problem yaşıyorsanız ya da yine mi sertleşecek, yine sertleşmeyecek mi diye düşünmeye başladığınızda bu sorunla karşı karşıya kalır ve bu sorunu yaşarsanız benzer şekilde adım adım bunda çözüm yöntemleri var. Aynen öyle. Yani bilginin burada da çok önemli bir etken evet. olduğunu söyleyebiliriz. Bazı durumlar içgüdüsel, hani annelik de içgüdüsel bir şeydir. Bence birine öğretseniz de öğretmeseniz de bir kadın kendi kendine anne olur. Yani dünyaya getirebilir çocuğunu. Ona bakabilir, emzirebilir değil mi? Birinin söylemesine gerek olmadan hani birçok şeyi yapabilir ama bilgi onu birazcık daha güçlendirir ama orada güçlü bir hale getirir. Ben Doğan Hoca'nın da sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir seminerinde şey demişti. Annelik içgüdüsel değildir demişti. Çok şaşırmıştım. Böyle bir şey ben de okudum aslına bakarsanız ama doğaya, hayvanlara da bakınca yani hı-hı. süreç böyle çok kendiliğinden akınca çünkü bazı anneler çocuklarını öldürebiliyorlar. Yani hı-hı. baktığınızda evet. Öğrenilmiş bir davranış olarak yani az önce söylediğimiz gibi bir çocuk doğuyor ve o çocuk doğduktan sonra bir annenin ona nasıl davrandığını görüyor. Aynı şekilde bir kardeşi olduktan sonra ya da etrafında başka çocuklar olduğunda da annelerin ona nasıl davrandığını gördüğünde bunu öğreniyor. Bir, mantıklı geliyor bana da. Bu bir öğrenilmiş öğrendiği bir süreç. Uyguluyor tabii uyguluyor sürekli. Böyle ve şeyden aktarılıyor. Kuşaktan kuşağa da aktarılan bir kavram olarak çıkıyor karşımıza. Çıkıyor karşımıza, evet. Peki, şimdi çocuklarımıza geri dönecek olursak, bu arada cinsel işlev bozuklukları ile ilgili aktarmak istedikleriniz varsa, şimdi siz yıllardır bu alan üzerine de çalışıyorsunuz. Konuşuyor, yani aklımıza geldikçe aralara evet. sıkıştırırsınız ama ben çocuklarımızı da çok önemli buluyorum bu noktada. Şimdi geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz işte kadına şiddet olayları çok gündeme geldi. Hı-hı. Özgecan Aslan'la da çokça konuştuk. Bütün Hı-hı. dünyayı da konuşturan bir vaka haline geldi. Orada hep şu konuşuldu en çok. Erkek çocuklarımızı nasıl büyütüyoruz? Onlara işte sen her kıza ulaşabilirsin. İstediğin her şeyi yapabilirsin. İşte kız mini giymesin. İşte hani kadın kuyruk sallamazsa erkek yapmaz falan gibi. Hani bir sürü şeyler Hı-hı. konuşuldu. Cinsellikle ilgili erkek çocuklarının çok farklı yetiştirildikleriyle ilgili bir sonuç ortaya çıktı. Bizim çocuklarımızı nasıl yetiştirdiğimizin, çocuklarımızın gelecekteki cinsel eğilimleriyle ilişkisi nedir? Biraz bize anlatır mısınız lütfen? Çünkü bakıyoruz mesela aile çok iyi, çok muhteşem insanlar ancak çocukta cinsel sapkınlıklar da olabiliyor. Farklı meyilleri olabiliyor gibi. Hani bu aileden mi geliyor diye de böyle bir tereddüt var açıkçası. Yani onun bir şey dediğimiz gibi fizyolojik bir altyapısı olup olmadığını ayrı koymak. Kaydıyla tamamen aile tutumları üzerinden çünkü bazen de işte genetik altyapıdan gelen bir takım rahatsızlıklardan kaynaklı ailenin yetiştirmesinden tamamen bağımsız bir takım durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz ama bunlar da mümkün olduğunca uygun aile tutumlarıyla kontrol altına alınabiliyor. Fakat ikisi aslında biraz daha farklı durum. Yani işte Özgecan olayındaki ya da kadına yönelik şiddet bütün bunlara baktığınızda aslında ailenin yani psikiyatrik bir rahatsızlıklarının ötesinde kişilerin toplumsal olarak yetiştirilmesi ve kendilerinin toplumda nereye konumlandırdıklarıyla çok alakalı bir durum. Erkekler bu konuda kendilerine bir hak olarak
bunu görüyorlar ve işte kadına istediklerini yapabilme hakkının olduğu ve erkeğin bir adım, iki adım, üç adım önde ve söz sahibi olduğu ile ilgili bir bakış açısıyla büyütülüyorlar. İşte biliyoruz ki en basit örneği işte bazı toplumlarda erkek çocukları 4-5 yaşına kadar emzirilebiliyor mesela. Böyle bir ayrıcalıkları olmasından kaynaklı. Erkek işte istediği saatte gidebilir, gelebilir, daha güçlüdür, daha beceriklidir, işte daha yapabilirliği yüksektir vesaire bir takım şeyler. Bunları hep biz öğretiyoruz. Farkında olmadan, bilmeden bazen bunları yap işte kalk abine ya da kardeşine su getir, sofrayı kızlar hazırlar, hanım hanımcık ol vesaire. Bununla ilgili dilimizde de birçok atasözü ya da benzeri deyim ve kavramlar aslında var. Şunu ailelerin hiçbir şekilde unutmaması gerekiyor. Fizyolojik farklılıkları olmakla birlikte aslında baktığınızda kadın ve erkek arasında bir fark yoktur. Kadın ve erkek fizyolojik farklılıkların dışında, doğuştan getirdiği farklılıkların dışında herhangi bir fark yoktur. Ve birine sizin şiddet uygulamanız, onun istemediği herhangi bir davranışı yapıyor olmanız hem fiziksel hem ruhsal bütünlüğünü zarar verici bir takım davranışlarda bulunmanızın hiçbir mazereti, hiçbir gerekçesi yoktur. Bu ne olursa olsun kabul edilebilir bir durum değildir. Yani bir insan mini etek giydiği için tecavüze uğrayamaz. Bu bir şey değildir. Olağan ve normal karşılanabilecek bir şey değildir. Çünkü bu seferinde ben bir başkası da farklı bir kıyafetten tahrik olduğunu ifade edip o kişiye saldırabilir. Yani illa mini etek giymek zorunluluğu veya şeyi yok. Ya da başka bir davranıştan dolayı tahrik olduğunu ifade edebilir. O yüzden ne olursa olsun cinsiyetlere saygı duyulması gerektiği ve cinsiyetlerin ne olursa olsun onurlarının eşit olduğunun hiçbir zaman unutulmaması gerekiyor. Ve hiç kimse hiç kimsenin onurunu korumakla ilgili yükümlü ve mükellef değildir. Herkes kendi onurunu korumakla ilgili, herkes kendi fiziksel ve ruhsal sağlığını korumakla ilgili bir yükümlülüğü vardır. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle kız çocuklarına da erkek çocuklarına da bunun öğretilmesi gerekiyor. Bu dünyada işte birlikte yaşamakla ilgili bir derdimiz var. O birlikte yaşayabilmek için de aileden başlayarak gerekli önlemlerin ve tedbirlerin alınması gerekiyor. Çocuklara bunları öğretmemiz gerekiyor. Evet. Bir de şey var hani böyle bizler bunu çok yapıyoruz. Ben de yapıyorum şahsen. Kızımı prensesim, kraliçem, dünya güzelim diye seviyorum. Bunları söylemeyince tuhaf geliyor. Oğlumu paşam, oğlum aslanım, koçum falan diye seviyoruz. Yani şimdilerde böyle yazılar çıkıyor. İşte böyle tabii, sevmeyin, yani, böyle seslenmeyin çocuklarınıza falan yani diye. Yani ismiyle seslenmek en iyisi mi? Ne yapacağız şimdi? En şey yani bu hayatını mahvetmiyor tabii ama şöyle bir şey mesela reklamlardan tutun da aslında toplumsal cinsiyet rolleri dediğimiz bir kavramdan biraz bahsetmek gerekiyor. Reklamlardan tutun da yaşantımızın her alanında buna dair bununla ilgili çok ciddi bir bombardımana tabi tutuluyoruz. Yani işte bakın bütün bulaşık deterjanları ile ilgili reklamlar kadınlara dönüktür. Yani böyle bir şey var. Çok. Bu kadının görevi olarak bizim karşımıza çıkıyor. İşte prensesim olarak sevdiğinizde sizin kızınız güçlü bir karakter mi? Güçlü bir karakter. Bütün kızlar güçlü karakterlerdir, güçlü çocuklardır. Erkekler de güçlü karakterlerdir ama sanki erkeklerin güçlü karakterler, güçlü çocuklar olmasını istiyoruz da kız çocukları böyle hanım hanımcık ne demekse tırnak içinde söylüyorum. Daha böyle naif, daha kırılgan olması, daha birilerine muhtaç yaşar bir halde. Çünkü prenseslik kavramının altında biraz o vardır. Kraliçem demiyoruz. Prensesim diyoruz. Zaten. Yani evet. Böyle bir bakış açısı. O yüzden o ikisinin de güçlü ve özel oldukları, bizim için güçlü ve özel olduklarının altını çizmek gerekiyor. Şöyle bir durum da var. Aslında dünyaya çıktıklarında onlar prenses değiller. Doğru. Yani bunun da şokunu yaşıyorlar. Şimdi benim prensesim, benim paşam ama dünyaya çıktığında böyle bir durum söz konusu değil. Okula gittiğinde onun gibi bir sürü prenses, bir sürü paşa orada oluyor. O yüzden buna da alışabilmeleri adına benimle alakalı olduğunu anne babaları mutlaka hissettirmesi gerekiyor. Yani bu aile içerisinde sen özelsin,
değerlisin, güzelsin, beceriklisin, yaratıcısın, cesursun. Bütün bu özellikleri çocuklara bir şekilde kazandırıp vermemiz gerekiyor. Evet, ben de çevremde şimdi görüyorum mesela işte hani o kadar pohpohlanarak büyümüş bir erkek çocuğu gayet ortalama bir adamken kendini Brad Pitt falan zannedebiliyor yani. Hakikaten evet. O özgüveni halinden, tavrından hissedebiliyorsunuz. Yani o aşırı duygu pompalayarak yaşattığımız evet. O çocuklar gerçekten daha sonraki yaşantılarında çok büyük sorun ve sıkıntı yaşayabiliyorlar. Aynen. Ve o duyguyla yaşayan bir adam elbette ki herhangi bir kadına istediği zaman sahip olabileceğini düşünebilir. Tabii ki çok yani işte bu çok temel nokta. Yani biz istediğimiz zaman istediğimiz şeyleri yapma hakkına sahip değiliz. Karşı tarafın istekleri, arzuları, temennileri, beklentileri önemli. Yani benim karşıdakinin duygusunu ve düşüncesini anlamam ve onun duygu ve düşüncesiyle doğru orantılı bir takım davranışlar sergilemem gerekiyor. Çocuklara çok küçük yaştan itibaren bu beceriyi öğretmemiz gerekiyor. Ve kız ve erkek ayrımı yapmaksızın çünkü baktığınızda bu toplumda bütün işleri şu anda herkes birlikte yapabiliyor. Kız ve erkek ayrımı yapmaksızın bu toplumda birlikte yaşayabileceklerini mutlaka çocuklara öğretiyor olmamız gerekiyor. Çok doğru. Bir de hazır sizi bulmuşken bunu da konuşmak istiyorum. Şimdi cinsel istismar durumu da yaşanabiliyor çocuklar üzerinde. Hı hı. Biz bunu çocuk psikiyatristleriyle de konuştuk. Çocuk hakları savunucusu olan avukatlarla da konuştuk. Bu cinsel istismarla ilgili de çocuklarımızı korumak adına bilgi almak istiyorum sizden. Nasıl onlara bunu empoze edebiliriz? Yani kendilerini koruyabilecekleri bilincine hangi yaşta başlarlar? Çok küçük yaş itibariyle yani biz çocukları doğduğu andan itibaren hemen şey yaparız işte kucaktan kucağa gitmek istemediğinde amcaya git ya da teyzeye git. Yani bunu mesela ilk aklıma gelen bu zorlamaları yapmamamız gerekiyor. Çok doğru. Yani karşı tarafın kötü niyetli ve art niyetli olması değil. Çocuğun tercihine saygı duymak anlamında bu önemli bir nokta. Ama baktığınızda istismarın önüne geçebilmek için cinsel eğitim çok önemli ve temel noktalardan bir tanesi. Bunun dışında çocuğa öğretmemiz gereken senin bedenin ve senin bedenine senin iznin olmadan hiç kimse dokunamaz. Ama hiç kimse. Anne, baba, dede, teyze, amca, dayı, bakkal, öğretmen, aklınıza gelebilecek herkes. Senin iznin olmadan hiç kimse dokunamaz. Arkadaşları da dahil olmak üzere. Bunu mutlaka ve mutlaka çocuğa öğretmemiz, anlatmamız gerekiyor. Biz de dokunmaya kalktığımızda eğer çocuk izin vermiyorsa onun buna saygı duymamız ve o izni almamız ya da onunla bu konuda konuşup evet. Netleştirmemiz gerekiyor. Anne babası dahi olsa. İkinci bir nokta herhangi bir başına bir şey geldiğinde bunu anne ve babasına çünkü bu çocuklarda şöyle bir durum karşı karşıya kalıyoruz daha çok. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında çok korkuyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar ve kendilerini suçluyorlar. O yüzden ne olursa olsun başına ne gelirse gelsin. Nasıl bir sorunla karşılaşırsa karşılaşsın mutlaka ve mutlaka anne ve babasına anlatabileceğini, anne ve babasının onu koşulsuz şartsız hala sevmeye devam edebileceği ve bu durum içerisinde ona yardımcı olacağını biliyor olması gerekiyor. Bu çok önemli. Ona bu güven duygusunu vermesi lazım. Ona bu güven duyması verilmesi gerekiyor ve başına ne gelirse gelsin anne babaya mutlaka anlatabilmesi. Bu çok önemli ve böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında ne yapacaksın? İşte birisi seni zorla bir yere götürmeye kalktığında hemen ağzın çıktığı kadar bağırarak yardım iste. İşte kapıdan biz evde yokken kapıya birisi gelirse ya da otobüs durağında hemen birisi seni yanına çağırmaya kalkarsa kesinlikle gitmiyorsun, kapıyı açmıyorsun. Bu gibi durumlarda neler ama bir paranoya yaratmadan sadece güvenlik önlemlerini göz önünde bulundurarak bu gibi durumlarda ne yapması gerektiği, nasıl davranması gerektiği ile ilgili ona ayrıntılı bir şekilde bir eğitim verilmesi, bunların ona öğretilmesi gerekiyor. Mesela ağzı çıktığı kadar bağırıyor olmak, yardım istiyor olmak çoğu zaman hayat kurtarır. Böyle bir
durumla karşı karşıya kaldığında mutlaka ve mutlaka o ortamdan uzaklaşması gerektiği ve hemen bir büyüğüne durumu aktarması gerektiğini ona öğretmemiz gerekiyor. Gerçekten. Burada çok herhalde en temel nokta vücudun ona ait olduğu ve onun izni olmadan hiç kimsenin o vücuda dokunamayacağı, o vücutla ilgili tüm tasarrufların ona ait olduğunu çocuğa öğretmemiz gerekiyor. Evet. Bir de Profesör Doktor Ayşen Coşkun çok güzel bir şey söylemişti bir seminerinde. Çok hiç de unutamıyorum. Çok da güzel bir şey bence. Çocuklarınızı 12-13 yaşlarına gelene kadar kendiniz yıkıyorsunuz, altlarını kendiniz temizliyorsunuz diye kızmıştı. Yani 5 yaşından sonra şu çocukların poposundan elinizi çekin dedi önce. Evet, doğru yani kendi kendilerine evet çok temizlenemezler belki ama bırakın kendileri yapmaya başlasınlar. Yani farkına varmadan aslında biz de onları temizlerken onları uyarmış oluyoruz baktığınızda. Evet. Yani kendiniz davetiye çıkarıyorsunuz böyle bir şeye. Bu artık ellerinizi popolarından çekin çocukların demişti. Doğru hoca. Doğru öz bakımlarını bile artık belli bir zamandan sonra aynı zamanda sonra kendi kendilerine de o öz bakımları yapma becerilerini güçlendirmek o anlamda da katkı sunmuş olacaktır. Aynen öyle. Peki. Bununla birlikte çocuklarla ilgili aslında konu çok geniş ama bugün devam etmeyelim isterseniz. Evet. Çünkü çocuklar apayrı bir alan. Apayrı. Onunla ilgili ayrıca sohbet edelim. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler, Muharrem Köse bugün konuğumuzdu. Psikolojik danışman ve aile danışmanı kendisi. Önümüzdeki haftalarda yine sohbet edeceğiz kendisiyle. Şimdi Pakmaya'dan poğaça tarifi ekranlarınıza gelecek. Pakmaya'ya teşekkür ediyoruz programımıza vermiş olduğu katkıdan ötürü. Bugünlük programımızın burada sonuna geldik sevgili izleyiciler. Ancak yarın yine saatlerin son 4'ü gösterdiğinde Kocaeli TV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.